Akaryakıt fiyatları yılın başından beri %46 zamlandı. Her şeye yansıyor. İşte bu Ramazan sofrasına da her şeye yansıyor. Nereye yansıyabilir şimdi? Nereye yansıyacak bir de? Toplu ulaşıma. Şu anda arabalar kendini kurtarmıyor işin gerçeği. Zam talebimiz var. %50'nin altında olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ne kadar minibüs fiyatları? 5 lira. Zam istiyorlar. Biz de zam istiyoruz. Her şeye zam. Uyuyoruz zam, uyanıyoruz zam. İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda. En son yılın başında zamlanmıştı otobüsler, minibüsler. Motorinin litresi 12 lira 76 kuruştu. Bu süreçte 23 liraya dayandı, bugün 18 lira 71 kuruş. Yani sene başına göre %46 zamlı. İETT Genel Müdürü ilk UKOME toplantısından en az %50 zam kararı çıkabileceğinin sinyalini verdi. Bütün meslek grupları %50 ile %100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. Birinci ayın biri itibariyle uygulanmaya başladı. %36 gibi bir zam vardı. Bu tarihlerde gayet iyi bir zamdı. Mazotun fiyatının, yakıtın fiyatının nerede duracağını da çok bilemiyoruz. %50 ila 60 arasında bir talep çıktı. Geçen gün çalıştım, 30 lira kaldı. Evene alınır. Bir kol yumurta gelmiyor. Zam beklentimiz var. Ne kadar bir zam kurtarır sizi? Valla %60'dan aşağı kurtarmaz. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle onlar da ücretlerine zam bekliyorlar. Çünkü artık zarar etmeye başladılar. Ama bir tarafta da yolcular var. Onlara göre zaten toplu ulaşım bedelleri çok yüksek. Günde kaç defa kullanıyorsunuz? Ya ortalama 4 defa kullanıyorum. 5 liradan 20 lira. Ya işte 6 gün boyunca gidip geliyorum. 20 lira haftalık, 480 lira. Ayda bir giderim oluyor. Ramazan Çağış işine gidip gelebilmek için günde 4 kez minibüse biniyor. Aylık ulaşım gideri 480 lira. %50'lik zam talebi gerçekleşirse 720 liraya çıkacak. Mazot fiyatları arttıkça insanların cebinde bir şey kalmıyor. Şu anda ceplerimiz boş yani. Günde 10 liradan haftada ne kadar veriyorsunuz? 60 lira veriyorum. %50 zam gelirse? 90 liraya çıkıyor. 400 lira paraydı. 100 lira para. Sadece işe gitmek için. Bugün sadece mazot değil. Bugün bir lastiği alıyorsun. 1000 liralık lastik oldu 2000 lira. Bir ay önce ben çalışıyordum. 300 milyonluk mazot alıyordum. Şu anda 600 milyona mazot alıyorum. Akaryakıtın yanı sıra tüm masrafları katlandı. Minibüs şoförleri de zam bekliyor. Yolcularsa hak veriyor ama onların da bütçesi kısıtlı. Şu an yemeği almıyoruz biz. Bedavaya çalışıyoruz. Karın tokluğu yok. Başka da çaremiz yok bizim. Yani biniyoruz. Mecburiyetten biniyoruz. Onlar da haklı. Biz de haklıyız.